Bolluk yasası üzerine düşünürken bolluk kavramının %98 oranında zihinsel hazırlıklar ve %2 oranında dış eylemlerden oluştuğunu aklınızda bulundurun. Buna göre bolluğun bizim için kesinleşmesi amacıyla biz de bolluk hakkında kesinleşmeliyiz. Şimdi bunu şöyle ilan edelim. Bolluk konusunda kesinleşiyorum ki bolluk da benim hakkımda kesinleşebilsin. Organik zekaya hoş geldiniz. Bolluk sözcükleri aracılığıyla bolluk konusunda kesinleşebiliriz ve bu bolluk içinde olmanın çok ilginç bir yoludur. Bolluk bilincini zihinsel olarak oluşturmanın bir yolu da önce bolluk dolu sözler söylemektir. Burada doğru enerjiyi bolluk fikirleri üzerine düşünmeye yöneltin diyoruz. Ve insanlar sizden ne yapmanızı ya da ne söylemenizi isterse istesin bolluk içinde olursunuz. Düşüncenizin büyük enerjisini bolluk fikirleri üzerine çevirebilmenizin bir yolu da sözcüklerinizdir. Dile getirmek sözcüğü ile dış sözcüğü aynı kök anlamına sahiptirler. Söylediğiniz şey dünyanızda dışsal olarak gerçekleşir. Bazen söylenen sözlerin gücünü bilsek bile sözlerimizde yeterince kesin olamayız. Örneğin bir keresinde bir kadın Noel'in yaklaştığını ve fazladan paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine bu felsefeyi bilen bir arkadaşına danıştı ve arkadaşı ona şöyle söyledi. Paylaşacak çok şeye sahip olduğunu şimdiden ilan et. Bunu Noel'e kadar her gün söyle. Ve böylece bu kadın bir süreliğine her gün bu ifadeyi yüksek sesle söyledi. Paylaşacak ve ayıracak çok şeyim var. Ve o Noel'de insanların ona sürekli meyveli kek verdiğini, paylaşacak ve ayıracak bol miktarda meyveli keki olduğunu ama asıl ihtiyacı olan şeyin daha fazla para olduğunu söyledi. Paylaşmak ve ayırmak istediği şey konusunda yeterince kesin konuşmamıştı ve bu yüzden bol miktarda meyveli kek almıştı ama ihtiyacı olan şey bu değildi. Daha fazla paraya ihtiyacı vardı ve bundan ders aldığını söyledi. Sözleri konusunda kesin olmayı öğrenmişti. Şimdi şu sözleri birlikte ilan edelim. Sözlerim zenginleştirici güçlerle yüklüdür. Sözlerim zenginleştirici güçlerle yüklüdür. Sözlerim zenginleştirici güçlerle yüklüdür. Sözlerim zenginleştirici güçlerle yüklüdür. Sözleriniz büyük bir enerjiyle, büyük bir bereket gücüyle yüklüdür. Dile getirmek sözcüğüyle dış sözcüğü aynı kök anlamına sahiptirler. Söylediğiniz şey dünyanızda görünür hale gelir. Dolayısıyla eğer size daha fazla bolluk gelmesini istiyorsanız kesin sözcükler söylemelisiniz. Kesin, net sözcükler söyleyin. Bu onu gerçekleştirmeye yardımcı olur. Genel bir başarı ifadesinin sizin için kesin ve özel bir sonuç üretmesini beklemeyin. Söylenen bolluk sözlerinin sonuçları %80'e kadar hızlandırabildiği tahmin edilmektedir. Bu tür bir bolluk seminerine katılan kişilerin 24 saat içinde sonuç almalarının nedeni de budur. Bolluğu ve bereketi size en hızlı şekilde getiren söylenen bolluk sözleridir. İnsanların bu fikirleri uzun süre kullandıklarını ve inanılmaz sonuçlar elde ettiklerini görüyorum. Her gün bereketli sözcüklerle bolluğu kendinize çekin. Bolluk konusunda kesinleşiyorum. Sözlerim zenginleştirici güce sahiptir. Bolluk konusunda kesinleşiyorum. Sözlerim zenginleştirici güce sahiptir. Zekamız organik olsun.